Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın şairleriyle yolumuza devam ediyoruz ki işte çıkarsa buradan çıkar arkadaşlar. Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin. Şimdi birincisi Fikret'le başlamak istiyorum ki çok özel bir adam. Hani gerçekten çok çok özel bir adam. Birinci özelliği, mizacının mağlubu sanatçılarındandır. Sanatçılardandır. Yani şunu demek istiyorum. Adam maalesef mizacını bir türlü kontrol edememiş. Ve aynı zamanda öyle bir adam ki menfaatperest değil, onurlu bir adam. Yani bugün şucu olayım, bugün bucu olayım gibi değil, kendi hayat ilkelerine hayatının sonuna kadar bağlı kalmıştır. Ve o yüzden kendi düşüncelerine sadıktır arkadaşlar. Yine burada çok önemli bir özellik var. Türk edebiyatında, Servet-i Fünun'da, Parnasizm deyince aklımıza ilk gelecek olan adam Fikret'tir. Şimdi bu cümle çok önemli. Parnasizmi Türkiye'ye getiren kişi Cenab Şahabettin'dir. Ama en iyi uygulayan kişi Tevfik Fikret'tir arkadaşlar. Bu cümlemi asla unutmuyorsunuz. Ve yaşadığı dönem itibariyle ki o dönemde istibdat var. Yani 2. Abdülhamit baskısı var. 2. Abdülhamit'e o dönemde muhalif olan iki adam var şairlerden. Ve bu iki adamın dünya görüşleri çok farklı olmasına rağmen bu iki adamın iki ortak özelliği var. Birincisi, aruzu şiire mükemmel uyguluyorlar Fikret ve Mehmet Akif Ersoy. İkinci ortak özellikleri de Abdülhamit'e karşı en keskin kalem onlarınki. İşte bizim Tevfik Fikret'imiz o dönemde bir lahzayı taharrurla istibdat dönemine karşı en keskin kalemi ne yapmıştır arkadaşlar? Yazmıştır. Daha doğrusu en keskin kalem onunkisidir diyebilirim. Şimdi eserlerine geçelim. Birinci isim olarak Rubab-ı Şikeste. Eserin ismine bakar mısınız? Kırık saz. Neden kırık saz? Çünkü burada bilerek kırık saz konulmuş. Çünkü Servet-i Fünun aydınları hayata karşı kırgın. O yüzden kırık saz önemli. Haluk'un Defteri, Şermin, çocuklar için yazılan ilk şiir kitabı değil mi arkadaşlar, hece ölçüsüyle. Rubab'ın Cevabı, Tarihi Kadim, Şehrayin önemli bir eserdir. Hasta Çocuk, bakın bunlar şiir isimleri. Balıkçılar, Sis, Rücu, şu Sis ve Rücu'nun üzerinde çok duracağım. Ferda şiiri, umutlarla dolu bir şiirdir. Promete, Haluk'un Amentüsü ve İttihat ve Terakkicilere karşı yazmış olduğu Han-ı Yama ve 95'e doğru. Sis şiirine, Fikret'in Sis şiirine Yahya Kemal Sis'te söylenişle cevap vermiş. Ama Fikret Yahya Kemal Beyatlı'yı gömmüştür arkadaşlar. Bunların detaylarını anlatacağım. O dönemde istibdat dönemi olduğu için Tevfik Fikret İstanbul'dan bunalmış. Hani sisli havalarda insan bunalımlı olur ya, Fikret'in içinde de öyle bir bunalım var. Fikret İstanbul'u Bizans kahvelerine benzetiyor arkadaşlar. O derece bıkmış. O derece artık tamamen ne diyelim, pesimist bir dönem içinde. O yüzden Bizans kahvelerine benzetmiştir. Daha sonra istibdat kalkacak ve Fikret İstanbul aşığı tekrar geri dönecek ve Rücu şiiriyle önceki şiiri olan Sis'e karşı olarak Sis de yanlış düşünmüşüm diyecek ve artık Sis ortadan kalkacak. Günlük güneşlik bir İstanbul olacak ve İstanbul'u adeta cennet köşelerine benzetecek. O yüzden önemli Sis ve Rücu şiiri. Şimdi biz sanat anlayışında Fikret'i iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi gençlik devresi. Bilmenize gerek yok. Bu dönemde daha çok divan tarzı ve 2. Abdülhamit'e yazmış olduğu
arkadaşlar şiirleri falan var. Olgunluk devresi bizim için çok önemli. Olgunluk devresinde ikiye ayıracağız. Birincisi serveti füyunun devresi. Arkadaşlar burada tamamen bireysel bir fikret var. Yani toplumla alakası olmayan, topluma sırtını dönmüş olan bir adam var. Ve sanat, sanat içindir prensibiyle eserlerini oluşturuyor. Bakın, ferdi bir sanat görüşüne bağlıdır diyorum. Fert ne demek? Bireysel demek. Sanat, sanat içindir felsefesiyle eserlerini oluşturuyor. Ve o dönemde kaçış psikozu içinde. Hocam o ne demek? Şu demek. Sorunlarla başa çıkmıyor. Aksine sorunlardan kaçıyor. Servet-i Fünun şairleri kaçmaktan çok hoşlanır. Hani Aşk-ı Memnu'da Behlül kaçar diyordu ya. Kes, kopyala, yapıştır. Behlül kaçar. Yani Fikret kaçar. Ve bu adamlar hep Avustralya'ya kaçmak istiyor. Ama kaça kaça nereye gidiyorlar? Fikret'in yaptırmış olduğu Aşiyan Köşkü'ne gidiyorlar ki muhteşem bir yerdir. Daha sonra 1901 den sonra kısmı var. Burada bambaşka bir Tevfik Fikret var. Yani öncesinde topluma karşı sırtını dönmüştü ama artık yüzünü dönüyor. Artık toplumcu bir Tevfik Fikret var. Toplumun sıkıntılarıyla uğraşan, toplumu dinleyen, toplumu anlatan bir Fikret var. O yüzden artık şiir zevki içinde boğulmuş bir şair yok. Ülkesinden mensubu bulunduğu milletin dertleri ve sıkıntılarıyla meşgul olan duyarlı bir aydın portresi çiziyor. Ve arkadaşlar en önemli özelliklerinden bir tanesi Fikret'in ruh haline göre vezin seçiyor. Hatta aruzun kalıplarını yıkan adamlardan, yani divan edebiyatındaki müstezatı serbest müstezat haline getiren adamların başında geliyor arkadaşlar. O yüzden çok 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 önemli. Hatta bir dahaki yerde göreceğiz. En önemli tartışması da Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayırlı olacak. Çünkü Fikret'i Recaizade Mahmut Ekrem Servet-i Fünun dergisinin başına getirecek ama Ali Ekrem Bolayır'ın yazmış olduğu bir eseri sansürleyecek ve orada bir tartışma doğacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda yağmur şiiri de çok önemlidir. Aruz ölçüsünü çıkardığınızda nasıl bir yağmur tanesi tentelere vurduğunda tık 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 diye ses çıkartırsa, şiirin aruz kalıbında çıkardığınızda tık 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 diye ses çıkar. Bilginiz olsun canlar. Şimdi geçiyorum Cenap Şahabettin'e. Ben çok sevmiyorum Cenap Şahabettin'i. Yani çünkü farklı bir adam. Niye farklı bir adam? Hemen anlatayım. Şimdi tartışılan bir şahsiyettir. Neden? Düşüncesi Fransız etkisinde olabilir. Yazı dili Arap ve Fars etkisinde. Tamam. E Türklük nerede? Anadolu duygusu nerede? Yok. Ve işin garibi, şiirlerinde sosyal konu hiç yok. Hadi eyvallah. Ya milli mücadeleye, bakın milli mücadeleye karşı çıkmıştır. Ya sen milli mücadeleye niye karşı çıkıyorsun? Çünkü sen zaten İstanbul'un aydınısın. Sen zaten güzel yerde yaşıyorsun. Senin zaten düzeninde bir şey olmaz İngilizler gelse. Değil mi? Çünkü senin rahatın rahat. Ama milletin rahatı rahat mı? Hayır. Milletin rahatı acı. Milletin sıkıntısı almış başını gitmiş. Ülke parçalanmış. Ama sen milli mücadeleye karşı yazılar yazıyorsun. Hatta Elveda, Yaldızlar ve Mehmizler'de buna bizzat şahit oluyoruz. Şimdi devamında çok farklı bir olayı var. Bir rivayete göre Cenap Şahabettin 1933 yılında arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'le görüşmek istiyor. Yaver içeri giriyor. Paşam diyor, Cenap sizinle görüşecek diyor. Atatürk diyor ki buraya köpekler girer, Cenap giremez diyor. Çünkü 1920'de milli mücadeleye karşı yazı yazmış. Şimdi sen gel de bu adamla görüş. Görüşebilir misin? Hayır. Şimdi eserleri Tamat, şiirde bilmenizi istiyorum. Ve en önemlisi Elhan-ı Şita, Karnameleri bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi devamında seyahat yazılarında Hac Yolunda Bankonuz,
Suriye mektupları bankonuz. Şu Afak-ı İrak'ın altını çiziyorum. Çünkü bir yerde lazım olacak. Vecize, tiryaki sözleri sorularda sürekli çıkar. Piyeste yalan ve körebe var. İster bilin ister bilmeyin. Ama lütfen tiryaki sözlerini, elhanıştayı, hacolundayı banko bilin arkadaşlar. Devam ediyorum. Sanat anlayışında şöyle bir durum var. Şiirin akıl ve zihnin rehberliğinden geçtikten sonra işçilikte olduğunu söyler. Hani Fuzuli şiiri bir kuyumcu titizliğiyle işlemek gerekiyor diyor ya. Aynı mantık işte. Ya düşünsene, düşüncesi Fransız etkisinde, yazı dili Arap ve Fars etkisinde olan bir insanı nasıl anlayacaksın sen? Adam Arapça, Farsça tamlamalarla kurmuş. Düşüncesi Fransız etkisinde. Bunu Anadolu'dan hangi adam anlayabilir? Yok. Bir anlayabileceğiniz 28 yaş güneşi var. O da belki. Diğer dilleri, diğer eserlerindeki diller gerçekten çok ağır arkadaşlar. Devam ediyorum. Şiirde musikiye çok önem vermiştir. Şimdi anahtar bir sözcük var burada. Eğer bir şair musikiye önem veriyorsa sembolizmin anahtar sözcüğü değil miydi? İşte sembolizmin en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Hece veznini küçümsemiş, yani köylü vezni diyecek ilerleyen zamanlarda. Hatta arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul'a diyecek ki ey köylü git hece ölçüsünü köyünde kullan diyecek. Yani o derece milli hassasiyeti olmayan bir adam. Sanat sanat içindir prensibini savunmuş ve eserlerinde sık bir şekilde Arapça ve Farsça tamlamaları kullanmıştır. Bu iki önemli adam Servet-i Fünun şairlerinin arkadaşlar en önemli adamlarıdır. Ama Fikret'i çok iyi bilmenizi istiyorum. Şimdi videoyu burada bitiriyorum canlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Detay edebiyatı indirmek için linki videonun baş kısmına koydum arkadaşlar. Detay edebiyat bizim için önemli. AYT edebiyat bölüm denemelerinde unutmuyorsunuz. Yine Türkçe kamplarında unutmuyorsunuz. Bunlar çok önemli. Görüşmek dileğiyle.